Partisi'nin değerli Genel Merkez Kurul üyeleri, Şanlıurfa İl Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sevgili Şanlıurfalı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan bu salonda bizlerle beraber bu güzel ortamı paylaşan çok değerli dostlarımız. Ulusal ve yerel basınımızın değerli mensupları, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'de herkes bir kere düşman, bir kere üvey evlat, herkes en az bir kere mağdur oldu. Adeta acılarımızla eşitlendik. Biz Deva Partisi olarak açıkça söylüyoruz ki artık eski hesaplaşmaları, kavgaları arkada bırakıp yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Kavgalar, hesaplaşmalar hiçbir sorunumuza çare olmuyor. Geçmiş doğruları ve yanlışlarıyla içinden geçtiğimiz ortak geçmişimizdir. Geçmişi değiştiremeyiz. Birbirimizi geçmiş üzerinde uzlaşmaya zorlamak zorunda da değiliz. Ama geleceğin kontrolü bizlerde. Geleceğin ipleri bizlerde arkadaşlar. Yarınları hepimizin ortak yarını yapabiliriz. Türkiye'nin yüzünü geçmişten bugüne ve yarınlara çevirebiliriz. Kimliği, inancı, ideolojisi her ne olursa olsun herkesi özgürlük, hak, adalet, demokrasi, ehliyet, fırsat eşitliği, hesap verebilirlik ilkeleri etrafında yeni bir toplumsal sözleşme yapmaya davet ediyoruz. Artık konuşmaktan, fikirlerden, farklı kimliklerden, dünyadan, gelecekten korkmayan cesur, özgür ve zengin bir Türkiye istiyoruz. İstiklal Marşı'nın girişinde söylediği gibi korkma Türkiye diyorum. Yıllardır GAP, GAP, GAP dedi değil mi bu ülke? Güneydoğu Anadolu Projesi dedi. Ve hala tamamlanamadı. Özellikle sulama ayağı hala eksik. Burada bu kadar ihtiyaç varken, su kanallarına ihtiyaç varken sürekli Kanal İstanbul, Kanal İstanbul diye duyuyoruz değil mi? Bakın bir Kanal İstanbul parasını arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da suyun götürülmediği bir karış toprak kalmaz. Burada önceliklerinizi siz neye göre kurguluyorsunuz? Burada çiftçimizin bir an önce suyla buluşması gerekiyor. Suya kavuşması gerekiyor. Aksi halde gerçekten yazık olacak. Bakın gençlerimiz iş aramak için çalışıyorlar ve GAP'ın bu master planında sulamayla birlikte özellikle meyve, sebze, çiçekçilik, tıbbi bitkiler, yağlı bitkiler gibi ürünlerinde yetiştirilmesi büyük önem taşıyacak. Aksi halde bakıyoruz, GAP'ın başkenti Şanlıurfa'nın bu verimli ovaları dururken sebze ihtiyacı başka bölgelerden karşılanıyor. Uzaklardan geliyor buraya. Halbuki toprak hazır. Su da hazır ama biraz uzakta işte o suyu buraya getireceksiniz. Biz sulanabilir arazi miktarını artırırken arz açığımız olan ürünlerin üretilmesine de özel teşvik vereceğiz. Bundan 12 yıl önce GAP eylem planında 1 milyon hektar olarak revize edilen sulama hedefinin şu ana kadar ancak yarısı gerçekleştirildi. Ve daha önce de söylediğim gibi yüksek maliyette elektrikle şu anda bu karşılanmaya çalışıyor. 500 bin hektar geri kalan verimli toprağında sulamayı beklediğini biliyoruz. Bununla ilgili de adımlarımızı atacağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var. Şanlıurfa'nın devası var ve biz hazırız. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun.